Şeyh Said Kıyamı en çok üzerinde konuşulan, tartışılan, hakkında spekülasyonlar yapılan, üzeri örtülmeye çalışılan bir harekettir. Kürtçülükle suçlanan, İngiliz ajanlığıyla suçlanan bir kıyam. Şeyh Said kıyamını sağlıklı bir şekilde anlatan çok az eser, araştırma var. Cumhuriyet dönemi boyunca Şeyh Said kıyamı saptırılmaya çalışılmış. Ben bu konuda Pirandan Yükselen Feryat adlı bir eser yazdım, bir kitap kaleme aldım. Bu konuda ciddi araştırmalar yaptım, incelemelerde bulundum. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam ülkelerinin hemen hemen çoğu Batılılar tarafından, İngilizler, Fransızlar, Ruslar tarafından işgal edildi. Ondan sonra Kurtuluş Savaşları başladı. Baskıyla, silahla, şiddetle Müslüman halkların hakkından gelemeyeceklerini, onları sindiremeyeceklerini, onları sömüremeyeceklerini anlayan Batılılar yerli uşakları eliyle bağımlı Batıcı yönetimleri kendi yerlerine bırakıp gittiler. Şimdi Türkiye'de de aynı şey oldu. Batı yanlısı, İslam düşmanı, şeriat karşıtı bir yönetim geldi. Kemalist bir yönetim. Kur'an alfabesi yasaklandı. İslami tesettür yasaklandı. İslami eğitim sistemi yasaklandı. İslam adına ne varsa İslam'ın kokusuna dahi tahammül edilmeyen bir yönetim iş başına geldi. Birçok İslam ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, Türkiye'de de birçok alim, İslami önder, rehber ayaklandı, kıyam etti. Bu kıyamlardan biri de Şeyh Said kıyamıdır. Şeyh Said isyan ayaklanmasıdır. Şeyh Said kıyamı ki kesinlikle İslami bir kıyamdır. İslam için, şeriat için, Allah'ın dinini tekrar ihya etmek için gerçekleştirilmiş bir kıyamdır. Ki bunu bizzat Şeyh Said mahkeme sürecinde defalarca söylüyor. Bizim tek davamız İslam, Allah'ın dinini ihya etme diye. İdama giderken söylediği son sözler de şu olmuştur. Benim kıyamım, benim ölümüm Allah ve İslam içinse değersiz dağlarda asılmama pervam yoktur. Şeyh Said kıyamını Müslüman halkın gözünden düşürmek, etkisini azaltmak için bu kıyama yönelik çok ciddi karalamalar, iftiralar yapılmış, gerçekleştirilmiş. Hem rejim tarafından, hem Batılılar tarafından, hem de günümüzdeki Kürtçü akımlar tarafından. Mesela rejim Batı'da Şeyh Said kıyamını gerici, İslamcı, dinci bir kıyam olarak adlandırırken ülkemizi halkın yanında ise İngiliz uşağı, Batı uşağı bir kıyam diye adlandırmış. Şeyh Said Kürt kökenli bir alim, bir şeyh, bir tarikat mensubu. Fakat kesinlikle Kürtçü değil. Yani Kürt halkının mazlumiyetini, ezilmişliğini, yokluğunu, yoksulluğunu bilen, Kürt halkını da kurtarmak isteyen, bu anlamda Kürdi diyebileceğimiz ama kesinlikle İslami bir kıyamdır, İslami bir harekettir. Şeyh Said hareketi, Şeyh Said kıyamı niye başarıya ulaşamadı? Bunun birçok nedeni var. Ben kısaca 2-3 nedenden bahsetmek istiyorum. Ortam, kıyam tam olgunlaşmadan rejim Şeyh Said'i ayaklanmaya, kıyama
mecbur bıraktı. Hareket tam olgunlaşmadan Şeyh Said rejimin kışkırtmasıyla, baskısıyla kıyam etmek zorunda kaldı. İkinci neden de bölgemizdeki bazı ağaların, beylerin, aşiret reislerinin devletle işbirliği yapıp Şeyh Said'i yalnız bırakması. Diğer önemli bir neden de halkın bu konuda ciddi bir kültürel altyapıya, ciddi bir bilince sahip olmaması, ciddi bir örgütlenmenin olmamasıdır. Ama bence en önemli neden, en önemli sebep kıyam hazırlık aşamasındayken rejimin baskısıyla, zoruyla ayaklanmak zorunda kalmasıdır. Evet. Şeyh Said Efendi'nin kıyamı olmalıydı çünkü koca bir halk sindiriliyordu. Daha doğrusu Müslümanlar sindiriliyordu. İslami hassasiyetler kaldırılacaktı. Yani şöyle bir benzetme yaparsak hata olmaz. Hazreti Hüseyin'in kıyamı ne misyon, ne maksat ifade ediyorsa Şeyh Said Efendi'nin de kıyamı aynı misyon, aynı maksadı ifade ediyor. Hazreti Hüseyin kıyama yani ölümüne şehit olacağını bildiği halde kıyam etti. Çünkü etmeseydi Müslümanlar için belki zulme, tağutlara, İslam dışı yönetimlere baş eğme adet olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu baş eğdi diyeceklerdi. Bir misyondu, bir maksattı. Ve Müslümanlar için bir çığır açıldı. Velev bu Hazreti Hüseyin'in kanına mal olsaydı gerçekleşmesi gereken bir şeydi. Yani içki içen, malayani şeyler yapan, İslam dışı ne varsa kendisinde ahlakında barındıran bir Yezide biat İslam'da yoktu ve bu biati Hazreti Hüseyin yapmamalıydı. Eğer yapmış olsaydı çok daha Müslümanlar için çok daha kötü bir gelecek bırakılacaktı. O yüzden Hazreti Hüseyin kıyam yolunu açtı. Hazreti Hüseyin'in kıyamı gibi Şeyh Said Efendi kendi hani dar bölgesi için ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı tarihinde ya da mesela Mustafa Kemal'le olan mücadelesinde yine Türkiye coğrafyası için, Türkiye coğrafyası diyoruz ama Osmanlı'dan geldiği için sadece Türkiye'nin o küçük daracık sınırlarıyla sınırlı değil. Osmanlı o döneme kadar da İslam alemine bir halifelik hani ne kadar yaptı, temsil etti o ayrı bir konu. Halifeliğini ne kadar, İslam halifeliğini ne kadar başarabildi o ayrı bir konu, o ayrı tartışılır ama yani İslam beldelerinin temsilciliğini yapan bir toprak parçası ve Mustafa Kemal bunu Müslüman yani İslam'dan soyutlamak, İslam'dan uzaklaştırmak için çabalıyor. Halkı Müslümandır ve bunu alenen yapıyor. Yani işte Yezid için ne diyorsak belki alası Mustafa Kemal için diyebiliyoruz. İçkici, işte namazsız, niyazsız, başkalarının kuklası ve İslam beldelerini İslam'dan soyutlamak, İslam'dan uzaklaştırmak, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapma adına yola çıkmış bir insan. Ve Şeyh Said Efendi buna karşı kendi ölümünü göze alarak, bak kimi kaynaklar ya da kimi tanıklar bizzatihi Şeyh Said Efendi'nin kendisinin işte dağ kapı meydanında asılacağının rüyasını gördüğü halde kıyam ediyor. Ve yine kimi çevrelerin ona bunu yapma, sen bunu yaparsan işte hani kıyım olur ve insanlar ölür dediği zaman kendisi şunu aynen şunu diyor, diyor ki ben hani kimse olmazsa dahi ben tek başıma şu asamla birlikte kalsam yine kıyam ederim. Yani aynen bu tarafıyla Hazreti Hüseyin'in kıyamına benziyor. Ölümüne kıyam edecek
ve gelecek nesillere, torunlarına şanlı bir tarih, şanlı bir geçmiş bırakacak ve onlara kıyam yolunu gösterecek. Onlara zulme baş eğmemeyi gösterecek ve bu da zalimlere karşı izzetlice durmayı gösterecek, ders verecek ve bu da İslam rehberlerinin ahlakıdır. Onun için Şeyh Said Efendi'nin böyle bir yönü vardır. Yapmalıydı ve eğer Şeyh Said Efendi yapmasaydı sonradan gelen birçok İslami hareketlere kaynaklık etmiş bir başkaldırıdır. Bir zulme karşı bir başkaldırıdır. Bir kıyamdır. Şerefli bir kıyamdır. Ve bu şerefli kıyam üzerinden sonradan kimi İslami hareketler hayat buldu ve ondan çok ders ve ibretler çıkarıldı. Hani eksiğiyle, sıkıntısıyla, noksanlığıyla o hareketin artıları, eksileri hesaplanır ama o hareket olmalıydı ki bu halkın, Müslüman halkın izzetini, şerefini koruma adına gerekirse canını verebilen baba yiğitlerin çıkması gerekiyor ve bu dersi de Şeyh Said Efendi kendi kanıyla ve arkadaşların kanıyla bize verdi, öğretti. Çok kutlu bir geçmişimizdir. Çok muhterem bir başkaldırıdır. Bizim mücadelemize kaynaklık eden, Müslümanlara izzetini geri veren bir mücadeledir ve bu mutlaka olmalıydı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca neyi yapmışsa okullarda özellikle neyi okutmaya, daha doğrusu sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, yani bütün devletler kendi müfredatlarında okullarda yetiştirmiş oldukları öğrencilerin zihinlerinde kendi tarihlerini kendi istedikleri şekliyle anlatır. Tarih kitapları öyle anlatır. Yani orada tarih kitaplarında efendim işte Şeyh Said Efendi İngiliz ajanıydı. İşte İngilizlerin Musul, işte Kerkük meselesiyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir koz olarak kullandı. Bütün bunlar sadece olmuş olan bir meseleyi çarpıtmaktır. Yani tarihi yanlış yeni nesle yanlış anlatmaktır. Ya da mesela işte Türkiye Cumhuriyeti'ni haklı göstermek. Olmuş bir vakadır. İşte olmuş bir vakada hiç kimse işte ben yanlıştım, ben hatalıydım, bu olmamalıydı demez. Kendini haklı çıkarabilmek için karşı tarafa istediği kadar iftira da atar ve tarihini çarpıtarak kendi istediği şekliyle o tarihi yazar, başka insanlara o tarihi o şekil aktarır. Kesinlikle mesela şu iki mesele de Şeyh Said Efendi'ye sadece bir iftiradır. Çünkü ben özellikle bu konuları tanıklardan, yani kaynaklardan değil, o dönem Şeyh Said Efendi ile birlikte bizzat onu gören, onunla işte mücadelesini veren, o dönemi yaşayan, belki yaşları küçük ama babalarından, dedelerinden ciddi manada meseleyi öğrenmiş olan tanık insanlardan öğrenmişim. Ve herkes bunu diyor. Özellikle Bingöl tarafı bir bütün olarak. Kesinlikle Şeyh Said Efendi bunu vurgulamış. Yani dış destekli kesinlikle bir hareket değildir. Bu bir. İkincisi kesinlikle ırkçı bir hareket değildir. Yani işte Kürdistan'ı kuracakmış. İşte efendim hani Kürt, Şeyh Said Efendi Kürt'tü, işte İslam'ı haşa kullandı, işte Kürdistan'ı kurma adına veya Türkiye Cumhuriyeti'nden bir parça koprama adına kalktı. Öyle bir şey yoktur. Bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti İslami hassasiyetler üzerinden tekrar kendi özüne dönme. Yani Şeyh Said Efendi ben kesinlikle İslam adına kalktım. İslami işte ilahi kelimetullah için kalktım dedi ve bunu özellikle de yani kayıt altına alınmasını da istemişti. Bunu sadece iftira ediyorlar. Her iki tarafta, yani iki taraf şu anda devlet tarafı ve işte efendim hani ırkçılık yapan diğer taraflar Şeyh Said Efendi'yi sadece ismini ve kıyamını kötü göstermek ya da bir taraf kötü göstermek, bir taraf da onu kullanmak adına böyle iftiralar atıyorlar. Şeyh Said Efendi öyle biri değildir. Yani Şeyh Said Efendi'nin
yapmış olduğu bu kıyam, daha önce de söylediğim gibi çok muhterem bir kıyamdır ve bununla gurur duymamız lazım. Her ne kadar başarıya ulaşmadı ama izzetlice direndiler ve kendilerini zulme, zalime satmadılar. Nasıl ki Hazreti Hüseyin Yezid'e biat etmedi ve kendini Müslümanların onurunu, izzetini kurtarma adına kendini feda ettiyse, gerçekten Şeyh Said Efendi de aynısını yaptı.